Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle şu şekilde yine size bir iğneden tığa modeli hazırladım. Bakın, iki tane sinek kanadının üzerine yapılmış çiçeğimiz. Arası üye olarak da 3 tane sinek kanadından oluşan bir model. Evet, bu iğne oyası modeli arkadaşlar. Size bu iğne oyasını birebir aynısını hazırladım. Şu şekilde oldu. Bakın, tülbentim de böyle göstermiş olduğum iğne oyasıyla aynı renkte tülbentim olduğu için ben de sizlere bu modelden çıkardım. Evet, şimdi size tığa çevirmiş olduğum modelime bakıtayım. Arası üye olarak 3'er tane sinek kanadı bıraktım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Resimde de aynı şekildeydi. Hemen biz yuvasını yaparak, yuva şu dal olarak kullandığımız sinek kanadını yaparak başlayacağız. Lakin şeyi de arası üyeyi de göstereceğim arkadaşlar. Hemen 5 tane tığ battı ara mesafesi veriyoruz. Şöyle bakın 1 2 3 1 2 3 zincir. Dördüncü tığ battım. 1 2 3 zincir. Bu da 5. tığ battım. Bakın, ara suyuyla yapacağımız dalın arasına 5 tane tığ battı yaptık ve şöyle bir zincirle dönüşümü yapıyorum. Böyle bir yükseklik oluşturuyorum. Bakın, sık iğnemle 4 tane zincir. 4 zincir hemen yandaki tığ battıya kapattım. Bir yuva oluşturdum. Şöyle düz yüzüne dönüp sık iğne ile buraya sabitliyorum. Buraya 2 tane sinek kanadı yapacağız bu yuvaya. Hemen 4 zincir çekerek başlıyoruz yuvamızı yapmaya. 4 zincirimi kapattım. 1 2 3 zincir. Geriye çevirdim. Bu yapmış olduğum 4 zincirin arasından girip 3 zinciri sabitledim ve 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen çevirdim. İlk sinek kanadını tamamladım. Aynısından buraya bir tane daha yapacağız. Yine 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum. 3 zincir. Şöyle dönüşümü yaptım. Bu 4 zincirin arasına girip sık iğne ile sabitledim. 10 zincir. 6, 7, 8, 9, 10. Hemen çevirdim bakın düz tarafına. Ve aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Dibine de bir tane şöyle arkadaşlar aşağıya da dönüş yaptım. Tığ battının içine girerek mesafemi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Şöyle 3 tane tığ battı yapıyorum. Bu ara suyuyla dalımızın arasındaki mesafe 3 tane tığ battı. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Şu mesafe. Bu sol tarafta da olacak. Şimdi bunlar arkadaşlar bu ortadaki sinek kanatlarını dal olarak kullanacağız. Bakın. Şimdi ben buraya 3 tane sinek kanadı yaparak bunu ara suyu olarak kullanacağım. Evet, 3 taneyi yaptık. Bir defa tığımı doladım ve yandaki tığ battıya girerek şöyle bir trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 2. 3 seferde aldığımız trabzan sinek kanadımız için yuva olacak. 4 zincirimi çekiyorum. Kapattım trabzanı. 3 zincir. Hemen şöyle tersini çevirdim. Tığ battımın içine girip sabitliyorum. 10 tane zincir. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çevirdim. Buraya şöyle sık iğne ile 10 zincirimi sabitleyeyim. Bu artma işlemi düzgün dursun diye. Bakın, dibine de bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3 zincir. Sıradaki tığ battıya giriyorum. Şöyle. Tekrar 3 zincir.
İki sinek kanadının arasına iki tane bu şekilde tığ battı. Yine bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya bir, iki ve iki. Üç seferde aldığım trabzan ve dört zincir. Trabzanımı kapattım ve üç zincirle çevirdim. Minik minik bu şekilde sinek kanadı yapıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çevirdim. Aynı trabzana kapatıp şöyle sinek kanadımızı tamamladık. Ve aşağı fazla gitmesin diye, şöyle güzel bir görüntü olsun diye dibine muhakkak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincirimi sıradaki tığ battıya, birinci tığ battı mesafem. Sonra sıradaki tığ battıya, bu da ikinci. Toplamda iki tane yapıyorum arkadaşlar. Benim tığ battılarım biraz küçük olmuş. Eğer sizin tığ battılar büyükse bir tane de olur ara mesafesi olarak. Aynı şekilde 3 seferde aldığım trabzan ve 4 zincir kapattım. 3 zincirle dönüşümü yapıp şöyle sık iğne ile sabitledim. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 10 zincirimi çevirdim. Kapattım, daha doğru sık iğne ile. Dibine de bir sık iğne. Şimdi yine dalı yapmak için buraya 5 tane tığ battı yapacağız arkadaşlar. İlk başladığımız yere geldik. 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıya 3 zincir. Şöyle sıradaki tığ battıya 3 zincir. 4 oldu. Ve bu da 5. Şimdi arkadaşlar bakın, geriye dönüp şöyle buraya şu yapacağımız 4 zincirli dalın içine sinek kanadını yapacağız. Bu şekilde devam ediyor bakın arkadaşlar. 5 tane tığ battı. Şöyle 2 tanesini yuva için, kenarda 3'er tane tığ battı kalıyor. Çimeni bu şekilde devam ediyor. İğne uyasında bu renkten diye bu renk yaptım. İstediğiniz renklerde yeşil de çimeni yapabilirsiniz. Tabii ki de her renk tülbente uyar. Evet, şimdi çiçeğin yapılışına geçelim. Evet, şöyle yapmış olduğumuz dalımızı çeviriyoruz. Bu ilk 10 zincirli yuvadan giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi şöyle diğer sinek kanadına sabitleyip şöyle bir zincirle dönüş yapıyorum. Hemen sık iğne ile bir zincirimi sabitliyorum. Bu şekilde kirpikler daha düzgün duruyor arkadaşlar. Bir zincirle sık iğne yapmayı unutmayalım. Hemen bir zincir çekip ipimi uzattım. Aparat olarak yine kulak çöpü kullanıyorum. Bu kulak çöpünün boyutu tam iyi geliyor arkadaşlar. Çünkü esneme payı da oluyor ne kadar ipi esnetsek. Şöyle bir iki zincirimi çekip buraya kirpik topluyorum. Toplam 9 tane bu şekilde kirpiğimizi toplayacağız. Bakın. Şöyle 3, 4 kalıplıyorum. Şöyle 5, 6, 7, evet 7 oldu. Bu 8. Ve 9. 9 tane yaptık arkadaşlar. Bakın şu sinek kanadına girmeyi de unutmuyoruz. Son dibinde bir sık iğne yapıyorum. Bakın aşağı meyletmemesi için. Bunu da şöyle hem ip arkada kalsın diye, hem de arkadaşlar bu şekilde bakın. Verevli çok güzel duruyor. Hatta sahte sık iğne yapacağım ki daha zarif dursun. Normal sık iğne de olur. Evet, dibine bir zincirimizi çektik. Şöyle ipimizi koparalım arkadaşlar. Bakın ip, bunu çıkarmadan ipi yakınca çok güzel duruyor. Şöyle yakalım.
arkaya doğru meylettirerek. Evet, bakın yaktık. Şimdi bunu şöyle hafif, bakın bir tık orta kısmından yukarı kaldırınca sola doğru da yapıştırıyorum. Böyle mekik gibi oluyor bakın arkadaşlar. Şöyle hafif orta kısmından yukarı kaldırıp sola doğru yatırıp bunu bu şekilde. Çok güzel böyle kalıp gibi duran bir kirpiklerimiz oluyor. Ama biz üzerine minik fil dişleri yapacağız. Hemen yeşil rengi takıp geliyorum. Evet, şöyle ters tarafına çevirip ilk önce yuvalar hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle ilk kirpikten başlayarak sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve bu şekilde hazırladım. 4 zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. 4 zincir tam iyi geliyor arkadaşlar. Daha önce sizler için denedim. 3 küçük geldi, güzel durmadı. 4 daha güzel durdu. Sizler için öbürünü yaparken denedim arkadaşlar sayı olarak. Aynı şekilde yaparsanız böyle muntazam kalıp gibi bir oyanız olur. 4 zincirimi çektim. Sıradaki böyle ilmeğin içine 4'er zincirli yuvalar hazırlıyorum. 4 zincir, 9 tane yapmış olduğumuz kirpiğin içine 8 tane yuva olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bu 5. 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7 ve 8, 2, 3, 4. Evet, şöyle ilmeğin içine de girdik, sabitledik bakın. Şöyle arkadaşlar çeviriyoruz. Bu şekilde yuvalar hazırladık 8 tane. Bu bir zincirimizi ilk önce sık iğne ile giriyorum arkadaşlar. Öyle güzel duruyor, aşağı sarkmıyor. Ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. Yuvanın içine girip minik bir kirpik oluşturdum. Şöyle 2 zinciri yapmış olduğum 3 zincirin içine girip şöyle sabitledim. 6 tane zincir çekiyorum. Döne döne yapıyoruz biliyorsunuz fil dişini. Aynı tığ battının içine girip sık iğne ile sabitledim. Demin söylemiştim ya arkadaşlar, hani 4 zincir yetmedi diye. İşte bakın hepsini bu 4 zincirin içinde yaptığımız için bu şekil oluyor. O yüzden 4 zincir çekiyoruz. Şimdi 3 zincirden diğer yuvaya geçiyorum. Bu şekilde ve 2 tane zincir çekip ters dönüyorum. Bildiğiniz ara sulularda kullandığımız fil dişinin minik halini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle 6 zincirimi çekiyorum. Aynı tığ battının içine girip sabitliyorum. Yine aynı şekilde 3 tane zincirle diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Şöyle 2 zincir. Bakın. Toplamda 8 yuva yaptık. 8 tane de minik fil dişleri yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zinciri aynı tığ battıya kapatıyorum bu şekilde. Şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın. Minik minik çok güzel duruyor. Şöyle elinizde yaparken daha kalıp gibi duruyor. Kamerada görme açısından bu şekilde oluyor bakın. Her yuvanın içine minik minik böyle fil dişlerini yapıyoruz. Şimdi ipimizi güzelce şöyle esnetmeyi unutmayın arkadaşlar. Esnetin, incecik olsun. Böyle minik zariflik de güzel oluyor o zaman. 3 zincir çekiyorum. Ve kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığ battının içine girip sabitliyorum. 6 tane zincir. 6 zincirimi kapattım buraya. 1, 2, 3 zincir. Şöyle bakın.
Aynı tığ içine kapanacak. 3 zincirimi kapattım diğer yuvaya. 2 zincirle dönüşümü yaptım. Ve 6 zincir. 6 zinciri aynı yuvanın içine kapatıyorum. 3 zincir. Hemen sıradaki yuvaya. 1, 2 zincir. Çevirdim. Aynı işlem arkadaşlar. Devam edecek. 6 zincir. Aynı tığ battı ya. 1, 2, 3 zincir. Kapattık. 2 zincir. Şöyle sıkı yapmak, kalıp gibi yapmak. Yeni oyası zarifliğinde yapıyor. 6 zinciri aynı tığ battı. Tekrar 3 zincirle diğer yuvaya, 2 zincirle geri dönüş, 3 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitle, 6 zincirle 4, 5 ve 6. Böyle artma işlemini yapıyoruz. Bu şekilde sabitliyorum. Ve şu mavi yuvaya da hem ip görünmesin diye hem de aşağı meyilli güzel duruyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde bitirmeyi unutmayın. Şöyle ipimi koparıp hemen buraya bu şekilde sabitledim. Hemen yakıp temizleyip geleyim. Evet, mavi rengimiz de bu şekilde oldu. Sizlerle yapmış olduğumuz modelimiz arkadaşlar. Işık biraz gözüme çok fazla vurdu. Biraz da gözlerim bulanıktı. Bu kadar yapabildim. Hakkınızı helal edin inşallah. Şöyle işinize yarayan bir model olmuştur arkadaşlar. Şöyle böyle kalıp gibi zarif bir model için ipi güzel esnetip incecik yapıp sıkı sıkı da zincirleri çekince bu şekilde kalıp gibi güzel modeliniz oluyor arkadaşlar. Verdiğim sayılarda da aynı şekilde sinek kanadı olsun, üzerinin fil dişisi olsun bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. Sizler de emekler için, videoların devamı için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaş. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.